Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal afrodizyak olarak bilinen çakşır otu ve kökü nedir, faydaları nelerdir, çakşır otu nasıl kullanılır, sperm sayısını artırır mı, çayı nasıl yapılır, suyu ve tozu nasıl kullanılır, nerede yetişir, zararları var mı, kimler kullanabilir, tüm merak edilenleri sizler için derledik. Çakşır otu, bilimsel ismi Ferula elaocris olarak bilinen bir bitkidir. Bilimsel isminin bu kadar havalı olduğuna bakmayın siz. Bu bitki neredeyse her yerde karşımıza çıkabilen bir ottur. Bu nedenle bitkiyi gördüğünüzde "Aa bu çakşır otu mu?" diyebilirsiniz. Bu bitki halk arasında hiltik, şeytan otu, çağşır, çavşır gibi farklı isimlerle de bilinir. Bitkinin bazı türlerinin yaprakları ve köklerinde su bulunur. Bu özelliği nedeniyle bazı yörelerde çakşır kökü suyu olarak da tanımlanır. Çakşır otu ve kökü maydanozgiller ailesinin bir üyesidir. Ancak gözünüzde maydanoz gibi ufak tefek bir bitki gelmesin. Bu bitki 2-3 metre uzunluğuna kadar büyüyebilir. Gövdesinin üst bölümünde adeta şemsiyeye benzeyen sarı renkli çiçekleri vardır. Çakşır nemi az toprakları sever. Bitki çok nazlı değildir. Yetiştirmek için çok özel çaba istemez. Doğada kendiliğinden yetişir. Peki çakşır otu nerede yetişir? Dediğimiz gibi bitki pek naz yapmayı sevmez. Neredeyse her yerde kendiliğinden yetişebilir. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye'de ise tüm bölgelerde kolaylıkla büyüyebilir. Çakşır otu oldukça bol saponin, tanen, alkolit, reçine, uçucu yağlar ve nişasta barındırır. Barındırdığı uçucu yağların kendine has bir kokusu vardır. Bitkinin 170 tane türü vardır. Türkiye'de ise birkaç çeşidi bulunur. En sık bilinen türleri kekül ve heliz dağlı olarak bilinen türlerdir. Kerkül sarı renkli çiçek açar. Heliz dağlı ise daha büyük tohumları vardır. Ayrıca yapraklarından süt akar. Çakşır kökü ana vatanı Akdeniz bölgesi ve Orta Asya'dır. Türkiye'de en kaliteli çakşır kökü Mersin, Tarsus, Adana ve Hatay bölgesinde yetişen bitkilerdir. Bu bitkinin faydalarından yüzyıllardır faydalanılmaktadır. İbn Sina'nın tavsiye ettiği bitkiler arasında yer alır. Halk arasında da çakşır otu ile beslenen keçilerin ikiz doğum yaptığı inancı yaygındır. Gelelim çakşır otu ve kökünün faydalarına. En sık bilinen faydası doğal afrodizyak olmasıdır. Afrodizyak olarak bu bitki cinsel gücü ve isteği artırır. İktidarsızlık sorununa çare olur. Bitkinin ağrı kesici özelliği, kas gevşetici etkisi vardır. Özellikle kas ve eklem ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Vücuttan ödem attırır. Bu sayede zararlı maddeleri ve toksinleri uzaklaştırır. Sinir sistemi sağlığını korur. Sağlıklı çalışmasını sağlar. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların daha hızlı tedavi edilmesine yardımcı olur. Balgam söktürücü özelliği vardır. Balgam kaynaklı öksürükleri tedavi eder. Kan şekerini düşürür. Enerji verir. Bu sayede kronik yorgunluk gibi sorunlara çözüm olur. İştah açıcıdır. Zayıflıktan şikayet edenlere, kilo almak isteyenlere tavsiye edilir. Bağırsak parazitlerini yok eder. Felç geçiren kişilere tavsiye edilir. Felçli bölgenin tedavisini destekler. Böbrek taşı oluşumunu önler. Enfeksiyonu yok eder. Özellikle göz enfeksiyonunda tavsiye edilir. Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Astım, pnömoni, tüberküloz gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisini destekler. Alzheimer, skleroz gibi nörolojik hastalıkların tedavisini destekler. Böbrek ve dalak sağlığını korur. Erkek üreme sistemini korur. Hastalıkları tedavi eder. Kadın hastalıkları, mastit. Mastit, memede ağrı, kızarıklık ve şişmeye neden olan doku hastalığı tedavisinde kullanılır. Gelelim nasıl kullanıldığına. Çakşır tedavi amaçlı kök bölümü kullanılması tavsiye edilen bir bitkidir. Tedavi amaçlı çakşır kökü, sütü, çayı, tozu, macunu, reçinesi, tozu kullanılır. Ayrıca bu bitki uçucu yağlar barındırır. Bu sayede yağ elde edilebilir. Özellikle Anadolu'da yaprakları gıda olarak tüketilir. Gıda olarak tüketilmeden önce yaprakları önce haşlanarak acısı çıkarılır. Ardından yemek, salata hatta turşu olarak tüketilir. Bitki ayrıca hayvancılıkta yem olarak kullanılır. Çakşır otunun erkeklere faydaları. Çakşır kökünün en büyük özelliği afrodizyak özelliğidir. Özellikle iktidar sorunu yaşayan erkekler için doğal bir mucizedir. Bu bitki cinsel gücü ve isteği artırır. Çakşır sperm sayısını ve hareketliliğini artırır.
Bu özelliği sayesinde baba olmak isteyen erkeklerin yardımına koşar. Prostat belli bir yaş üstü erkeklerde en sık görülen hastalıklardandır. Çakşır kökü birçok erkeğin muzdarip olduğu prostat sorununa da iyi gelir. Çakşır kökünün kadınlara faydaları. Bu bitki tarih boyunca kısırlık tedavisinde kullanılır. Çakşır kökü erkeklerde sperm sayısını artırdığı gibi kadın üreme sistemi üzerinde de olumlu etki gösterir. Çakşır kökü suyunun kadınlar üzerinde faydaları şunlardır. Vajinismus sorunu olan kadınlara tavsiye edilir. Yumurta gelişimini ve kalitesini artırır. Döllenmeyi kolaylaştırır. Adet düzensizliğini giderir. Ayrıca adet çöktürücü özelliği vardır. Ağrı kesici özelliği sayesinde adet ağrılarına iyi gelir. Kadınlarda görülen cinsel isteksizliğe iyi gelir. Cinsel gücü artırır. Çakşır kökü çayı nasıl kullanılır? Çakşır kökü birçok farklı yolla tüketilebilir. Bunlardan biri çakşır kökü çayıdır. Bu çay için bitkinin kök kısmı kullanılır. Güvenilir bir aktardan çakşır kökü alınır. Alınan kökten ufak bir parçası bir bardak su ile beraber 2-3 dakika kaynatılır. Ardından 10-15 dakika demlenir. Bitkinin kendine has tadı ve kokusu vardır. Bu tat ve koku herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bu nedenle çayın içine nane, limon eklenebilir. Çay, bal eklenerek tatlandırılabilir. Bu çay günde bir bardak içilir. Bu kökten elde edilen çay ile cilt temizliği yapılabilir. Bu sayede sivilce ve akne izleri giderilir. Kısırlık ve afrodizyak etkisi için çakşır nasıl kullanılır? Bitkinin yaprak bölümlerinden türlü yemekler yapıldığını belirtmiştik. Ancak afrodizyak etkisi sperm sayısını artırma, kadın yumurta kalitesini artırma etkisi için bitkinin kökünden faydalanılır. Bitki kökünden çakşır otu macunu ya da çakşır keçi boynuzlu kür yapılır. Afrodizyak etkisi için bitki kökleri toz haline getirilir ya da güvenilir aktardan toz halinde satın alınır. Çakşır kökü tozu doğal ve kaliteli bir bal ya da keçi boynuzu pekmezi ile karıştırılır. Bu karışımdan her gün 1-2 çay kaşığı tüketilir. Gelelim bu otun zararlarına. Çakşır kökü sağlığa faydalı doğal bitkiler arasında yer alır. Ancak kullanım dozu ve süresi çok önemlidir. Uzun süreli kullanım ruh hali üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Hamile kadınlara bu bitki önerilmez. Kronik sağlığı olanlar, kronik ilaç kullananlar doktora danışmadan kullanmamalıdır. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.